Allah'ın selamı üzerinize olsun çok değerli arkadaşlar. Bugün 87. Kur'an sayfasındayız. 5. cüzün Nisa suresinin de 60'tan 65. ayetinin sonuna dek Kur'an Ufku kitabımızın 261. sayfasından işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim kusurlarımızla birlikte affı mağfiret eylesin. Kabul etsin inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara ilellezine yez'umûne ennehum âmenû bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik. Buraya kadar yapalım. Elem tara, görmedin mi? Malum e'si soru harfi, lem tara derken cahtı mutlak dediğimiz, buradaki lem nefi ve cezim harfi muzarinin önüne geliyor ve sonunu cezim yapıyor. Manayı da maziye çeviriyor. Dolayısıyla burada aslında ra'aya ra fiili var. Buradaki illet harfinin düşmesiyle illetli fiiller meczum olmuş oluyor. Görmedin mi veya bakmadın mı ilellezine yezumune, iddia eden kimselere bakmadın mı, iddia eden kimseleri görmedin mi? Buradaki fiil zeame yezumu. Buradan gösterelim sözlükten. Zeame yezumu, iddia etti, şüpheli söz söyledi, zanda bulundu manasında iddia eden kimseleri. Neyi iddia ediyorlar? Şimdi buradaki ism-i mevsul, ism-i mevsulden sonra gelen sıla. Sıla bir muzari fiil cümlesi. Arkadan ennehümle başlayan, yani mastarı müevvel görüyoruz burada. Dolayısıyla yez umunenin mef'ulü olmuş oluyor. Neden mastarı müevvel dedik? Enne'nin ismi ve haberinden oluşan isim cümlesine mastarı müevvel diyoruz. Veyahut da en ile yanında bir muzari fiil olabilir. Ona da mastarı müevvel, yapma mastar diyoruz. Yani gerçek fiilin kendi mastarı olmayınca mastarı müevvel denmiş oluyor. Dolayısıyla da meful olunca mastarı müevvel nasb mahallinde olmuş oluyor. Yani mefuller mansup ya, onun için ama cümleyi bozamayız. Cümle kendi şartlarını ortaya koyar. Ennehum amenu. Yani kesinlikle kendilerinin iman ettiklerini, inandıklarını iddia eden kimseleri görmedin mi? Enne burada tekit ve nasb harfi, hüm ennenin ismi. Ennenin ismi mansup olur ama zamir olduğu için mahalle mansup diyoruz. Amenu de buradaki ennenin haberi. Haber, ennenin haberi ne oluyordu? Merfu oluyordu. O halde buradaki mazi fiil cümlesi ne mahallinde olur? Ennenin haberi merfu, yani ref mahallinde ya da mahallen merfu diyebiliriz. Bir mazi fiil, buradaki vav da amenunun faili. Amene yu'minu ifal babından bir fiil. Ne ile kullanılıyordu? Yani mef'ulünü hangi harfi cerle alıyordu? Bi ile. Ve bu bi kendi asli manasında ile, yani ile olarak tercüme edilmiyor. Hatta hiç tercüme edilmiyor. Amenu bima, şeylere indirilenleri. Ünzile ileyke, sana indirilen şeye. Ve ma ünzile min kablike, senden önce indirilen şeylere ve sana indirilen şeylere inandıklarını, gerçekten de inandıklarını, iman ettiklerini iddia eden kimseleri görmedin mi? Buraya kadar yapmıştık. Buradaki bir harfi cer, ma'si ismi mevsul. Enzele fiili, tabi ismi mevsulden sonra gelen sıla. Burada aslında enzele, yünzile, inzalen ifal babından. Ama görüyoruz ki baştaki ötre, sondan bir önceki esre meçhul mazi fiili. İfal babının meçhulü. Enzele indirdi, ünzile indirildi. İndirilen şeyleri isim mevsule geçiş yaparken bu şekilde yapıyoruz. İleyke sana car mecrur diye hemen kısaca geçiyoruz. Ve ma ünzile min kablike, senden önce indirilen şeylere, yani sana indirilen Kur'an olmuş oluyor. Senden önce indirilenler de işte Tevrat'tır, İncil'dir. Buradaki ma, önceki ma'ya matuf ve bir isim mevsul. Ve yine arkadan gelen meçhul mazi fiil cümlesi burada olduğu gibi min
harfi cer, kabli, mecrur isim, aynı zamanda zarf olduğu için muzaf. Ke de muzafın ileyh, ama zamirler mebni, yani harekesi hiçbir zaman değişmeyen kelimeler, onun için mahallem mecrur olur, muzafın leh mecrur dendiği için. Senden önce indirilenlere ve sana indirilene iman ettiklerini, gerçekten iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Yuridune, istiyorlar. Buradaki fiil erade yuridu, istiyorlar. Tabii onların halini söylediği için buradaki hal denmiş. Yani uzun bir cümle olacağı için, hani nasıl iddia edenler, iddia ediyorlar. Yuridune, isteyerek. Cemî muzari fiil cümlesi erade yuridu ifal babından. En yetehâkemû, muhakemeleşmek, yani karşılıklı bir görüş için mahkemeleşmek istiyorlar. İle tağuti, tağuta muhakemeleşmek istiyorlar. Ve kad umiru en yekfuru bihi, onu inkar etmekle emrolundukları, kesinlikle onu inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakemeleşmek istiyorlar. İsteyerek, işte hem böyle inandıklarını söylüyorlar, hem de tağuta muhakemeleşmek isteyenlere dikkat çekiyor Rabbimiz. Bunları görmez mi? Yani şun şaşılacak bir şey diyor. Hem iman ettiklerini söylüyorlar, hem de Allah'ın hükümlerini bırakıp, mesela o zamanda yaşamış olan işte Ka'b bin Eşref, mesela Yahudilerin, işte münafıklar olduğu tefsirlerde geçiyor arkadaşlar. Müslümanların hükümleri hoşlarına gitmeyince biz işte onun hükmüne başvurmaları burada eleştiriliyor. Şimdi burada tehakeme, yetehakemu gösterelim sözlükten. Tehakeme, bakın, tefaül babından, muhakeme edildi, hakime başvurdu. Tağut neydi arkadaşlar? Tağut, Allah'tan başka bütün mabutlar, şeytanlar, kahinler, sapıkların başını çeken azgınlar, yani Allah'tan başka şeytanla ilintili olabilecek, azgınlık olabilecek, taga zaten azdı, hani taşkınlık yaptı manasında. Yani Allah'ın hükümlerini bırakıp ona başka şeylere müracaat ediyor. Halbuki onu, yani şeytanla ilgili, şeytanın Allah'ın söylemediği şeyleri inkar etmekle emrolundukları halde tağutta muhakemeleşmek istiyorlar. Buradaki vav hal vavı kat tahkik harfi. Ümiru, emera, emretti. Ümira, emredildi. Ümiru, buradaki vav, cemi vavı fail. Tabii meçhul olduğu için naib fail diyoruz. Meçhul mazi fiil. Emrolundukları halde, kesinlikle emrolundukları halde, neyi? En yekfuru, inkar etmekle. Buradaki en yekfuru görüyorsunuz, bir en mastar ve nasb harfi, yekfuru yanındaki de muzari nunun düşmesiyle, böyle çoğullar nunla bitenler, ki buna da efale hamse deniliyordu. Yani beş tane fiil böyle, yekfurune, tekfurune, tekfurine gibi, yekfuru nunun düşmesiyle mansup oluyor ve bu da mastarı müevvel deniliyor. Umiru fiilinin mefulü, ne mana, meful olunca nasb mahallinde, mahallen mansup diyoruz. Çünkü mefulün herkesi mansup ya, böyle bu şekil gördüğümüz zaman mahallinde demiş oluyoruz. Bihi car mecrur, bi ile kullanılıyor burada. Mefulünü bi ile almış oldu. Ve yuridu şeytanu, şeytan da istiyor, erade yuridu, muzari fiil, şeytan da faili, muzari, şeytan istiyor, en yudillehum, edalle yudillu, ifal babından, saptırmak demek. En yudillehum, onları saptırmak istiyor, dalalen be'ida, dalalen sapıklık, be'iden uzak, tabi uzak, yani artık çok derin, nihai derecede bir sapıklığa onları saptırmak istiyor. Yani burada kastedilen esasen hem
Kur'an'a veyahut da kendi kutsal kitabına inandığını söylüyorsun. Ama aslında Allah'ın istemediği bir hususta muhakemeyi tercih ediyorsun. Yani hem Kur'an'a inandığını söyleyip onun hükmünü umursamazsak arkadaşlar, yani kendi menfaatimize tercih edersek, o zaman kamil bir iman sahibi olamadığımız ortaya çıkmış olmuş oluyor. Evet, yuridu muzari fiil eşşeytanu fail en yudillahum derken buradaki mastarı müevvel gene meful oldu. Nas mahallinde diyoruz. Kendi içinde en mastar ve nas parfi. Yudille en ile mansup muzari fiil. Hüm de yudillenin mefulü. Dalalen mefulü mutlak. Neden? Bakın, eğer fiille aynı kökten olursa mansup bir isim, ona ne diyoruz? Mefulü mutlak diyoruz. Arkadan ona her yönden benzeyen, hareke yönünden, müzekkerlik, müenneslik ve sayı yönünden benzeyen bir kelime gelince sıfat tamlaması olmuş oldu. O halde burası aynı zamanda mevsuf, bayiden de sıfat oldu. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Onlara Allah'ın indirdiği şeye gelin dendiği zaman ve ila rasule enzelallahu ve ila rasule Allah'ın peygambere indirdiği Allah'ın indirdiği şeye ve peygambere gelin dendiği zaman ra'aytel münafikine münafıkları görürsün yasuddune anke süduda. Bakın gene aynı, görüyor musunuz? Fiille aynı kökten hemen mef'ulü mutlak olduğunu söyleyebiliriz. Böyle mastar geliyorsa fiille aynı kökten, bizzat onun mastar olması da şart değil, aynı kökten olması da mef'ulü mutlak olduğunu gösterir ve böyle üstün tenvinli gelir arkadaşlar. Çekinip uzaklaştıklarını, senden ayrıldıklarını görürsün o zaman münafıkların. Demek ki münafıklar burada peygamberimize kendilerinin mümin olduklarını isaret etmeye çalışıyorlar ama işte bu tip durumlarda ortaya çıkar diyor Rabbimiz. Bu durum hatırlatılınca, Allah'ın Resulünün emrine gelin deyince, yani çekilip uzaklaşma, demek ki gerçek mümin böyle yapmaz diyor ve böylece ayetin kendisi kimler hakkında indiğini bir taraftan da ortaya çıkartmış oluyor. Allah herkesi münafıklıktan korusun. Evet, İza burada şart ifade eden zaman zarfı, arkadan gelen kıyle de fiilü şart olmuş oluyor. Burada da kale fiilinin meçhulünü görmüş oluyoruz. Dendiği zaman kale dedi, kıyle denildi. Yani bu şekilde ortası illetli ecve fiillerin meçhulü kale, kıyle, hafe, hife, cae, cie hep aynısı bu şekilde gelir. Lehum kale li harfi cerile kullanılıyor. Malum şipi cümle. Onlara dendiği zaman, ne dendiği zaman? Arkadan gelen burası mekulül kavli, yani söylenen söz manasında. Buradaki lehum şüphü cümle car mecrur. Tealev aslında emri hazır, gelin demek. Cae fiilinin emri değil de arkadaşlar bu fiil kullanılıyor. Çoğul emir, hani gelin dendiği zaman tealev, görüyorsunuz gelin manasında. Buradaki vav-ı cemaade onun faili olmuş oldu. Gelin. İlâ mâ enzelallâhu. Allah'ın indirdiği şeye, ila harfi cer, ma ismi mevsul, arkadan gelen enzeli ifal babından mazi fiil, Allahu enzelenin faili olduğu için merfu ötreli ve ila rasulü yine harfi cer, mecrur isim. Şimdi burada kıyle lehum, onlara dendiği zaman, hani şöyle şöyle dendiği zaman, şimdi cevabı şart başladı. İzanın cevabı geliyor. Ra'aytel münafıkine. İzanın cevabı böyle mazi olsa da muzari olarak tercüme edilir. Ra'aytel münafikine, münafıkları görürsün. Şimdi buradaki ra'a fiili sen, hani görürsün, t'si fail, muttasıl zamir, yani birleşik zamir.
fail zamir. Münafıkîne de cem-i müzekker salim ismin mansup hali böyle bu şekilde ya ile geliyor. Münafıkların nasıl görürsün, nasıl sorsun cevabı bize hal hal cümlesini verir. Veya tek kelime de olabilirdi. Hal burada muzari fiil ile başladığı için hal bir cümle olarak, muzari fiil cümlesi olarak gelmiş. Satte yesuttu kelimeyi de gösterelim. Şurası arkadaşlar muzari fiil. Satte yesuttu, vazgeçti, ayrıldı, yüz çevirdi manasında münafıkların çekindiklerini, kaçındıklarını, uzaklaştıklarını senden görürsün. Sudu'den de mef'ulü mutlak bu şekilde tekit için gelmiştir. Kesinlikle yani senden uzaklaştıklarını, tatbik etmediklerini görürsün buyuruyor. Fekeyfe izâ esâbethum musîbetun bimâ kaddemet eydihim sümme câûke yahlifûne billâhi in eradnâ illa ihsana ve tevfika. Fekeyfe, nasıl iza esabetum onlara isabet ettiği zaman, isabet edince, musibetun bir musibet onlara isabet edince, bima kaddemet eydihim ellerinin sundukları şeyler sebebiyle onlara bir musibet isabet edince, yani Allah ve Resulünün söylediğini tatbik etmedikleri zaman, ki Allah ve Resulü bir şey söylemişse bizim faydamız içindir, bizim için hayır vardır. Böyle başlarına bu sefer felaket, bir acı isabet edince sümme câûke, sonra da sana gelirler, yahlifûne billâhi, Allah'a yemin ederek sana gelirler, in eradnâ illâ İhsanen, biz iyilikten başkasını ve tevfikan, arayı uzlaştırmaktan başkasını istemedik diye Allah'a yemin ederek sana gelirler. Şimdi burada tabi irabına bakalım. F'si yeni bir cümleye başlama harfi. Keyfe bir soru ismi ama hep hal diye geçer arkadaşlar. Soru ismi zaten nasıl sorusu hali verdiği için o yüzden hal olarak geçer. İza şart ifade eden zaman zarfı muzaf. Dolayısıyla bu hep muzaftır. Arkadan gelen bu fiilü şart da muzafun ileyh olur. Ve cer mahallinde denilir. Hani zaman zarfı isim olduğu için buna muzaf deniliyor. Burası da muzafun ileyh olmuş oluyor. Geriye kalan yani cümle. Cümleye muzaf olan zarflardan. Esabe yusibu isabeten mazi fiil. Neden esabe gelmedi, esabet geldi? Çünkü faili bir musibet derken buradaki kapalı T'den onun müennes olduğunu anlamış oluyoruz. Kelimenin bir musibet onlara, buradaki hüm de esabenin mef'ulü arkadaşlar. Tabii zamirler mebni, yani harekeleri değişmediği için mef'ul olunca mahallen mansup diyoruz. Zamirler fail olunca mahallen merfu diyoruz, değil mi? Harf-i cerden sonra gelince de mahallen mecrur demiş oluyoruz. Onlara bir musibet isabet edince bima kaddemet eydihim, bisi harf-i cer, ması ismi mevsul. Tabii isim mevsul cer mahallinde. Çünkü harf-i cerden sonra gelen isim mecrur oluyordu ya, ama ma gelmiş, yani mecrur değil, onun için mahallinde diyoruz. Yani cer mahallesi haline gelmiş oluyor. Ama biz ona mecrur harekesini koyamıyoruz. Mahallinde demiş oluyoruz. Kaddemet, tabii isim mevsulden sonra gelen sıla oluyor. Sıla da kaddeme, yukaddime, takdimen, tefil babından mazi fiil cümlesi, takdim ettikleri şeyler sebebiyle. Yani yaptıkları, ellerinin sundukları şeyler sebebiyle derken biliyorsunuz vücudun çift organları müennesti zaten. Değil mi? Eydihim ellerinin. Onun için burası kaddemet olarak da geldi. Onu da hatırlatmış olalım. Eydi aynı zamanda muzaf. Him muzafun iley. Başa gelen fiil tekil olur. Fail çoğul olsa da. Him muzafun iley
Tabi muttasıl zamir cer mahallinde ya da mahallen mecrur demiş oluyoruz. Yavaş yavaş bu mahallenlerde öğrenmiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Sümme atıf harfi ca uke ca e ca a ca u ke sana meful fiile birleşen bu muttasıl zamirler meful oluyor. Bu aradaki cemi arkadaşlar faili keste mefulü yahlifune. Halefe yahlifu, bir dakika buradan sözlükleri görelim. Halefe yahlifu yemin etti demek arkadaşlar. Ahsene ihsanen, bakın gelecek ayette bunu da işaretleyelim. Evet. İyilik etti, güzel yaptı. Vefeka yuvefiku tevfikan. Ayette tabi mastar geçiyor. Uzlaştırma, düzeltme, muvaffak kılma, başarılı kılma. Yani biz uzlaştırmaktan, iyilik etmekten başkasını istemedik demişlerdi. Allah'a yemin ederek. Buradaki yahlifune muzari fiil cümlesi hal olarak gelmiş. Yemin ederek, erek arak yapıyoruz. Hal fiil cümlesi, muzari fiil cümlesi nasıl bağlanıyor? Ana fiile erek arak. Allah'a yemin ederek, yemin ettikleri halde, yemin eder halde sana gelirler. Halefe yahlif bile kullanmış. İn eradna. Arkadaşlar çok önemli, bunu unutmayalım. İlla'nın olduğu cümlede eğer in varsa buradaki şart harfi olmaz. İlla'yı gördüğümüzde hemen buradaki ine nefi harfi, yani olumsuzluk harfi deriz. İn eradna. İstemedik. Bakın sanki ma da gelebilir bazen, bazen de in olarak gelir. Ma eradna gibi in eradna da istemedik demektir. İn nefi harfi eradna mazi fiil nas da fail. İlla istisna harfi malum, arkadan gelen de müstesna. Burada eksik olan hangi kısım varsa müstesna bu şekilde, bakın meful olarak geldi. Neyi neden başkasını istemedik? İhsandan başkasını, iyilik etmekten, güzellikten başkasını istemedik. Ve tevfikan, arayı uzlaştırmaktan, başarıdan başkasını istemedik. Yani bizim kötülük değildi bizim amacımız. Tamamen iyi niyetlerle biz bunu istedik diyor. Tabi Allah Resulüne uyma yüzünden böyle bir musibet. Hani bu şekilde sonra da biz iyilik ettik diye yemin etmeleri. Müfessirler diyor ki belki kendilerine ceza uygulanır diye korktukları için böyle tedbiren hani yemin ediyorlar diyor. Tabi münafıklar arkadaşlar, çünkü yukarıda da geçmişti, münafıklar iki taraftan da istifade edeceğiz derken İki tarafı da kaybetme durumuna girerler aslında. Durum bu. Yani insan gerçek ve dürüst olmalı. Görüyorsunuz. Evet. Ulaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. Ulaike işte onlar kimselerdir. Nasıl kimselerdir? Ya'lemullahu, Allah'ın bildiği kimselerdir. Neyi? Ma fi kulubihim, kalplerindeki şeyi Allah'ın bildiği kimselerdir. Yani ne taşıyorlarsa kalplerinde Allah onları biliyor. Dolayısıyla da kalplerindeki ne biliyor ve açıkta verir manasında bu ifade edilmiş oluyor. Yani bir şekilde iki tarafı idare edeyim derken kötü durumlara düşerler. Yani mutlaka bir şekilde kendilerine ele verirler. Bu sefer de iyi niyet, samimiyet iknasına çalışırlar karşı tarafı. Yalnız burada enteresan bir şey. Bakın ne diyor? Kalplerinde, hastalık kalpte yani. Kalplerinde olduğunu, orayı etkilemek için, bakın Cenab-ı Hak altta çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Münafık kimselere ne yapılması gerektiği konusunda. Buraya kadar irabını yapalım isterseniz, hani manasını vermişken. Buradaki ülaike işaret ismi malum. Tabi isim olduğu için ilk isimle başladığında zaman ona ne diyorduk? Mübteda.
Mübteda işaret ismi olarak gelmiş ve mahallen merfu. Çünkü mübteda merfu olur. Yani tek kelime olsaydı, harekeli bir kelime olsaydı ötre görecektik. Evet, ellezine de haber. Haber bir isim mevsul olarak gelmiş. Mahallen merfu diyoruz onun için. Ya'lemu sıla isim mevzudan sonra gelene ne diyorduk? Sıla. Sıla mutlaka bir cümle olur. Sıla'nın tabi İrab'da mahalli yoktur. Ben arkadaşlar önemli olan anlamak diye düşünüyorum ve gereksiz İrab'dan kaçınmaya çalışıyorum ama bir taraftan grameri öğrenme, bir taraftan hani illaki çok geniş İraplar yapılıyor Arapça kitaplarda. İraba boğmak değil, maksadımız Kur'an'ın anlaşılması. İraptan kastımız dahi Kur'an'ın anlaşılması. Öyle olunca gerektiği kadar İrab vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu da yani burada yazılanlar mutlaka Türkler yani Arapçayı sonradan öğrenenler tarafından bilinmesi lazım ki manayı verebilsin arkadaşlar. Evet, ya'lemu dedik. Allahu ya'lemu fiilinin faili olduğu için harekesi merfu yani ötreli. Ma meful neyi sorsun cevabı mefulü verir. Meful mansuptur. Dolayısıyla isim mevsulde nasb mahallinde denmiş. Evet, fi kulubihim fi harfi cer. Kulubi mecrur isim. Aynı zamanda muzaf. Him muzafun ile tabi muttasıt zamir mahallen mecrur oldu. Fe ağrit. Şimdi kalplerinde olan ne varsa Allah'ın bildiği kimseler bunlar. Yani insanlardan saklamaya çalışıyorlar falan ama fe ağrit. O artık yüz çevir anhum onlardan. Yani böyle münafık kimselerden yüz çevir. Yani onlarla samimi kalpten bir şey yapma. Burada hangi fiil var arkadaşlar? Ağrada yuridu iraden an harfi ceriyle kullanıldığı zaman yüz çevirdi manasına gelir. Ve burada da emri hazır. Ağrada yuridu ifal babının emri nasıl yapılır? Yu yerine e konulur. Bir tek ifal babının emrinin hemzesi üstün olarak gelir. Dolayısıyla ef ale yufilu nasıl emir yapılır dendiği zaman efil. Ağrada yuridu da ağrid. Avrit, emir olduğu için sonu bu şekilde cizimli geldi. Sen yüz çevir. Yani bunun aslında faili sen yüz çevir. Anhum, car mecrur. Ve izhum, buradaki fiil de arkadaşlar. Vaaze ya'izu, misal fiil. Yani vaaze ya'izu, baş harfi illetli fiil. Vaaz etti, öğüt verdi manasında. Ya'izu, nasıl emir yapılır? Vaaze ya'izu. Muzarat harfi atılır. Dolayısıyla geride ne kalır? Ya'izu. İz. Sonunda cezim yapmış olduk. İzhüm. Onlara öğüt ver. Kelimeleri gösterelim. Buradan. Bakın. Ağrada yuridu. Yüz çevirdi manasında. Vaaze ya'izu da vaaz etti. Öğüt verdi manasında. Arkadaşlar. Ve izhüm. Ve kul. Söyle, kale, yakulu, emir, yakulu derken kul şeklinde gelir. Emri hazır. Lehum, biliyorsunuz kale li harfi ceriyle kullanılır. Birisine bir şey söyledi derken li harfi ceri. Tabi li harfi ceri şahsa olsaydı li halit gibi li ile olurdu. Ama zamire birleşirken li harfi ceri böyle le diye birleşir. Kul lehum, onlara söyle. Fi enfüsihim, kendileri hakkında onlara söyle kavlen beligan, beligh söz, anlaşılır söz, belagatlı söz. Yani açıkça gönüllerine işleyecek tesirli söz söyle. Evet, burada da sıfat tamlaması var. Aynı zamanda mefulü ve mevsuf beligan da onun sıfatı kendileri hakkında. Evet, burada önemli bir şey var. Yani iki tarafı idare edeyim derken hani problem nerede? Aslında kalpte. O zaman kalplerini etkilemek için bir çalışma yapılması gerekiyor münafıklar hakkında. Yani o zaman demek ki onların gönüllerine işleyecek, kalplerine işleyecek dokunaklı sözler söylenmesi gerekiyor. Bu kalp hastalığı olduğu için iki taraf arasında gidip geliyor münafıklar. Ve ma erselna min rasulin,
illa li ta'a bi iznillah. Ve yeni cümleye başlama harfi ma erselna göndermedik. Min rasulin peygamberlerden hiçbirini göndermedik. İlla ancak şunun için gönderdik. Hani illa olunca bir de ma onun tam tersi bu tarafı li ta'a ancak itaat edilmesi için gönderdik. Yani itaat edilmesinden başkasıyla biz peygamberlerden hiçbirini itaat edilmesinden başkasıyla göndermedik. Bir izniyle Allah'ın izniyle itaat edilmesinden başka bir sebeple göndermedik. Yani peygamberlerini kabul etsinler. Sonra da başkalarına uysunlar diye göndermedik diyor. Evet. Bu yeni bir cümleye başlama harfi vav, mazı nefi harfi, erselna mazi fil nası fail, min zaid harfi cer, yani tercümede söylemeyiz, herhangi bir peygamber göndermedik, illa ancak ne maksatla, hani söylemeyebiliriz ama anlaşılsın diye bazen böyle tercümelerde yapılıyor arkadaşlar, illa başka bir gaye ile, hani meallerde, evet, li yuta'a. Burada hangi fiil var arkadaşlar? Eta'a yuti'u ifal babından. Burada da meçhulü. Meçhulü. Gösterelim. Eta'a yuti'u. Evet şurası. Eta'a yuti'u itaat etti. Emre karşı uyum sağladı. Bağlılık gösterdi. Manasında. Li yuta'a. Eta'a yuti'u itaat etmesi. Yuta'a itaat edilmesi için itaat edilme sebebinden başkasıyla bir peygamberi göndermedik. Allah'ın izniyle itaat edilmesinden başka. Şimdi bi iznillah da bi harfi cer, izni mecrur isim, aynı zamanda el yok, temni yok, yani muzaf, Allah'ı de muzafın ileyh olduğu için mecrur arkadaşlar, yani esreli. Velev ennehum izzalemu enfusehum, velev eğer şayet ennehum, doğrusu onlar, izzalemu, zulmettikleri zaman, enfusehum, kendilerine, yani kendi nefislerine zulmettikleri zaman, ca'uke, sana gelseler, festağferullahi, akabinde de bağışlanma dileseler, ve stağfere lehumur rasulü, rasul onlar için de, hani rasul de onlar için bağışlanma dileseydi, levecedu, bulurlardı. Levecedullahi, Allah'ı bulurlardı kesinlikle. Kesinlikle şu lamdan kaynaklanıyor. Bulurlardı. Tevvaben rahimen. Yani tövbeleri çok kabul eden, rahimen, çok merhametli olarak bulurlardı. Bakın bağışlanma 24 saat kapısı açık Rabbimizin. Evet. Burada şurada kalmıştık. İrab'da vav atıf harfi yeni bir cümle. Arkadan şuradan başlıyor. Lev cezmetmeyen şart edatı. Ennehüm'den sonra arkadaşlar buradaki şimdi şuradan itibaren enne tekit ve nasb harfi. Hüm ennenin ismi. İz geçmiş zaman zarfı. Zalemu mazi fiil, yani izanın kısaltması bu. İz zalemu, zulmettikleri zaman, enfüsehum, zalemunun mef'ulü olduğu için burası mansup, yani üstünlü, aynı zamanda muzaf, muzafın ileyh. Şöyle arkadaşlar, lev sebete vardı burada. Eğer sabit olsaydı, ne sabit olsaydı, işte kendi nefislerine zulmettikleri zaman şu durumlar sabit olsaydı diye fiil-i şart var bu arada. Bir, yani alimlerin öyle takdir ettiği, hani normal bir cümle konuşma, Kur'an konuşma dili burada sanki takdir edilen sebete, sabit olsaydı, yani şu durum vaki olsaydı, çünkü buradaki mastarı müevvel, mastarı müevvel sebete fiilinin faili, takdir edilen fiil şart olan faili denmiş. Mastarı mevvel, hani bir şeyin mef'ulü olarak gelmiş deniliyor. İşte faili olarak geldi deniliyor. Peki
Şimdi ennenin ismi buradaki hüm. Bu kısımda ennenin haberi. Doğrusu onlar sana gelseler, yani kendi nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler. Ca'e ca'a ca'u, ennenin haberi, mazi fiil cümlesi. Vav fail ke meful. Fe atıf harfi. İstağfara yestağfiru. Buradaki mazi fiil, buradaki cemi vavı. Allah'e de meful. Allah'tan bağışlanma dileselerdi. Ve estağfara lehumur rasulü, peygamber de onlar için bağışlama dileseydi. İstağfara istifal babından, gafere fiili istifal babına girmiş. Burada mazi hali car mecrur, rasulü de fail olduğu için merfu. Le. Şimdi cevap lamı arkadaşlar. Ne gelselerdi, şimdi Lev'in cevabı burada. Arkadaşlar bakın, Lev'in cevabı şartı geldi. Şöyle 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 yapsalardı, Lev'in cevabının başladığını şu lamdan anlıyoruz. Vecede, veceda, vecedu kesinlikle bulurlardı. Mazi fiil, cemi vavı faili, Allah'a meful olduğu için mansup. Tevaben ikinci meful. Rahimen halde, hani rahim olarak bulurlardı. Üçüncü meful diyen de olmuş arkadaşlar. Ben tabi İrab tartışmalarına sizi çok fazla sokmak istemiyorum. Maksadımız çünkü anlayabilmek. Yani şu cümleleri anlayabilmek arkadaşlar. Evet, sonuncu ayete geldik. Fela ve rabbike. Hayır, artık hayır. Ve rabbike, Rabbine andolsun ki. Demek ki buradaki fe atıf harfi, la da hayır var, nefi harfi. Bu yemin vavı. Diğer vavlardan nasıl ayırt edeceğiz biz bunu dersek, yeminden sonra arkadaşlar mukassem, yani yemin edilen mutlaka esre olur. Yani buradaki yemin vavı harfi cerler gibi bu şekilde esre yaparlar. Hani vel fecri gibi, ve tini ve zeytuni gibi. Burada ve rabbike, Rabbine and olsun ki, la yu'minune, amene yu'minu, iman etmek, la yu'minune, iman etmezler, iman etmiş olmazlar. Rabbimiz bakın yemin ediyor. Rabbine and olsun ki iman etmiş olmazlar. Dikkat dikkat şimdi. Hatta yuhakkimuke, hakkime yuhakkimu, sözlükten gösterelim arkadaşlar. Şurası hakem kıldı, hakem yaptı. Yuhakkimu ki, seni hakem yapıncaya kadar. Biliyorsunuz gaye ve nasb harfi. Yani sanki gizli bir en ile burada nasb ediliyor. Yani nelerdi bu nasb eden edatlar? En, len, key, izen, hatta, li. Hatırlayın bunları, nasb eden edatları adım adım Kur'an dilinden bulup tekrar bir işleyin. Eğer tereddütünüz varsa dinleyin arkadaşlar. Hatta yuhakkimu ki, nun'un düşmesiyle mansup oluyor değil mi? Böyle sonu nun'la bitenler. Evet, hatta yuhakkimu ki, buradaki de cemî vavı. Kesi de meful. Seni hakem yapıncaya kadar iman etmiş olmazlar. Fîmâ şecera beynehum. Aralarında ihtilaf ettikleri şeylerde, yani aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda seni hakem yapıncaya kadar iman etmiş olmazlar. Evet, harfi cer, fiisi, ismi mevsul, şecera, ismi mevsulden sonra geldiği için sıla, bir mazi fiil cümlesi, beyne mekan zarfı, aynı zamanda muzaf, hüm de muzafun ile. Aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda seni hakem yapıncaya kadar İman etmiş olmazlar. Peygamber'e itaat etmeleri gerekiyor münafıkların. Yani peygamber, yani Kur'an'a, yukarıda da söylemişti. Sümme la yecidu. Yani o zaman hüküm Hazreti Peygamber'di. Sümme sonra la yecidu. Vecede yecidu. Vecedenin muzari fiili. La yecidu fi enfüsühim. İçlerinde duymayıncaya kadar, haricen bir sıkıntı duymayıncaya kadar. Evet, hafif getirelim.
Şimdi ne denmiş oldu? Rabbine and olsun ki aralarında ihtilaf ettikleri şeylerde, hususlarda seni hakem yapıncaya kadar, sonra da içlerinde bir sıkıntı duymayıncaya kadar. Şimdi buradaki nun'un düşmesinden arkadaşlar, sünne aynı zamanda atıf harfi. Bunu bir daha geri dönüp ileri dönüp tekrar dinleyebilirsiniz. Yecidu nun'un düşmesinden ve atıf harfinden nereye matuf? Yuhakkimu'ya matuf. Yani hatta la yecidu gibi düşünüyoruz. Yani duymayıncaya kadar. Nefi istikbal var burada. Nefi harfi aslında mansup muzar. Nun'un düşmesiyle mansup muzar. Nun düşmüş bu tarafa geliyor. Fi enfusihim. Fi harfi cer, enfüs mecrur isim olduğu için mecrur, aynı zamanda muzaf. Him muzafın leh, mahallem mecrur, muttasıl zamir, mebni harekesi değişmeyen olduğu için haricen de meful. Ne duymayıncaya kadar, neyi sorusunu fiile sorunca aldığımız cevap mefuldür ve mansuptur meful arkadaşlar. Neden hiçlerinde bir sıkıntı duymayıncaya kadar? Neden? Mimma kadayte. Kada ayakti, hüküm verdi demek. Senin verdiği, hüküm olarak verdiğin şeylerden, yani hüküm verdiğin şeylerden içlerinde bir sıkıntı duymayıncaya kadar. Ve yüsellimu teslimen. Ve bakın, tekit, meful mutlak gene aynı kökten gelmiş. Yani ne için? Tekit için geliyor. O zaman nasıl meal veriliyor? Selleme, yüsellimu, tefil babına, yüsellimu teslimen, tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar. Neden öyle kadar dedik? Ta buradaki yuhakkimu'dan başlıyor bakın. Hatta yuhakkimu, hatta la yecidu, hatta yüsellimu demektir atıf harfleriyle. Hatta yani ilk fiile atfederek matuf o olmuş oluyor. Senin verdiğin hükümden içlerinde, benliklerinde herhangi bir sıkıntı duymayıncaya kadar ve tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar. Hakiki iman etmiş olmazlar diyor. Çünkü peygamber vahyin kontrolü altında olan bir kişi. Din hakkında konuştuğunda Allah'ın emrini söylemiş olur. Hatta rivayetler var arkadaşlar. Hazreti Peygamber mesela kendi görüşlerinde yanılma olabileceğini ifade eden de rivayetler vardır. Hatta şöyle bir rivayet, işte ben de insanım, size dininiz hakkında bir şey emredersem onu alın, kendi görüşümle bir şey söylersem ben de insanım buyurmuştur. Sahabiler bunu bildikleri için, yani bunun kendi görüşü olup olmadığını, hani mesela Hendek Savaşı'nda olduğu gibi kendi görüşü olup olmadığını soruyorlar. Ve böylece kendi görüşlerini de ona açıkça ifade ediyorlardı. Dinimiz zaten istişareyi emrediyordu. Evet değerli arkadaşlar, dersimiz bugün burada sona erdi. Paylaşmayı, birbirimize haber vermeyi unutmayalım. Sadakallahül azim. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar efendim.